Sayın Başbakanımız, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Gençdes lansmanı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı'yı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Başbakanım, kıymetli misafirler, muhterem bakan arkadaşlarım, sizlerin de malum olduğu üzere 2023 hedeflerimiz için en büyük kaynağımız genç ve dinamik nüfusumuz. Hükümet programımızda milletimize genç ve dinamik nüfus kaynağımızı ülkemizin uzun soluklu kalkınma yolculuğunda etkin bir şekilde değerlendireceğimize dair bir söz vermiştik. Bugün kültür ve sanat alanında bu sözü yerine getirmeye vesile olacak önemli bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Başbakanım, kıymetli misafirler, 2016 yılında gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla Gençdes projesini başlattık. Projenin ilk yılında 91 başvurunun desteklenmesi değerlendirme kurulunca uygun bulundu ve 8 milyon 300 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı. 2017 yılında da devam ettireceğimiz Gençdes, sanatın çeşitli dallarında gençler tarafından veya gençlere yönelik üretilecek eserlerin ve projelerin hayata geçirilebilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir destekleme programıdır. Gençdes kapsamında eser üretim desteği başlığı altında şahıs şirketleriyle tüzel kişilere tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olaylarıyla masal kahramanlarının tanıtımına yönelik veya belgesel film, uzun metrajlı animasyon, çocukların sorunu birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunları, uzun metraj animasyon türlerinde proje desteği verilecek. Etkinlik ve proje desteği başlığı altında 14-19 yaş arasındaki gençlerle yine gençlere ve çocuklara yönelik etkinlik ve projeler için gerçek ve tüzel kişilere geleneksel sanatlar, sahne sanatları, plastik sanatlar, edebiyat, müzik, sinema alanlarında sanatsal faaliyet desteği başlığı altında da yine 14-29 yaş arasındaki gençlere animasyon film, kısa film, dergi, edebi eser yazımı, müzik yapımı, tiyatro metni yazımı gibi alanlarda destek verilecek. Bugün tanıtımını birlikte gerçekleştirdiğimiz Gençdes projesi 2017 yılında 53 milyon 600 bin lira ödenekle devam edecek. 2017 yılında başvurular iki dönem olarak alınacak. Başvuru tarihleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden duyurulacak. Gençdes proje başvuruları Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinden erişilebilen başvuru sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Sayın Başbakanım, Zat-ı Aliniz'in ev sahipliği ve riyasetinde gerçekleşen Gençdes tanıtım programını teşrifleriniz için şükranlarımı arz ediyor. Projemizin ülkemiz için, gençlerimiz için, kültür, sanat ve edebiyat camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, programımızı katılımlarıyla onurlandıran Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Evet, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gençdes, gençlere destek projesinden bahsediyoruz. Gençlere en büyük desteğimiz gençlerin siyasete girmesidir. Biliyorsunuz
gençlerin seçme hakkını AK Parti olarak 18 yaşa indirdik. Sonra dedik ki kardeşim seçmeye gelince buyurun gelin seçin. Seçilmeye gelince sen daha gençsin. Biraz daha bekle. 25 yaşına gel ondan sonra seçilirsin. Böyle iş olmaz. Seçen seçilir dedik ve kararı verdik. Bu anayasa değişikliğinde 18 yaşına giren her kız, erkek, bütün gençler siyasete girecek. Hem seçecek hem seçilecek. Memleketin kaderi üzerinde söz sahibi olacak. En büyük destek bu. Tabii bu destek Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Bey'in desteklerinin olmayacağı anlamına gelmiyor. Hocam kültür ve sanatla uğraşır. Dünya işleriyle uğraşmaz. Kültür, sanat, maneviyat, ruh, insanların, yani ben açık konuşayım, ben mühendisim, ben rakamlarla uğraşırım, projelerle uğraşırım. Efendim köprüydü, tüneldi, yoldu vesaire. Bu da bir iş. Amelelik yapacak olan da lazım. Ama sanat da lazım. Sanat ruha hitap ediyor. Onun için sanat alanında, kültür alanında, şiir, bilim, teknoloji alanında fikirleri olan, yenilikçi fikirleri olan gençlere fırsat sağlıyor. Bu sene 54 trilyon para ayrılmış. Allah razı olsun. 54 trilyon para az para değil. Geçen sene 8 trilyon ayrılmış. Daha az genç bundan istifade etmiş. Her bir gence 1000 lira versen 54 bin gencimiz bu işten yararlanacak. Ne yapacak? Efendim bir etkinlik düzenleyecek. Bir kitap basacak. Yahut bir tiyatro kulübü kuracak. Efendim yahut bir buluşunu tanıtacak orada burada. Ne olacak? Memleketimizin kültür zenginliğinin tanıtılmasına katkı sağlayacak. Gençler geleceğimiz. Bugün nüfusumuzun %100'ü gençlerden olmuyor. Ama yarın %100'ü gençlerden olacak. Dolayısıyla şimdiden biz gençlerimize hakkı olan yatırımı yapmamız lazım. Biz yoksunlukla, imkansızlıklarla gençliğimiz geçti. İstiyoruz ki şimdiki gençlerimiz, memleketimiz Allah'a şükür zengin, imkanlarımız geniş. Bunları bütün gençlerimize her türlü kaynağı ayıralım. Bakın, köprü yaparsınız 100 yıl ömrü var. Bina yaparsınız 50 yıl ömrü var. Taşa toprağa yaptığınız yatırımın ömrü sınırlı. Ama insana yaptığınız yatırım, gençlere yaptığınız yatırımın nesilden nesile, ilahi nahiye devam edecek bir ömrü var. Onun için bu konu çok önemli. Gelişmenin de, kalkınmanın da, toplumsal kaynaşmanın, barışın, kardeşliğin temelinde de eğitim var, kültür var, sanat var. Bunlara yoğunlaştığımız zaman kavga edeceğimiz alanlar azalır. Çünkü nerede fikir var, nerede girişimcilik var, nerede yenilikçilik var, nerede dünyayı
fellik fellik araştırıp nerede ne oluyor ne bitiyor anlamak ayrışmayı, ayrılıkçığı, husumeti ortadan kaldırır. Onun için proje mütevazi olabilir ama çıktıları çok önemli, çok anlamlı. Bu bakımdan Kültür Turizm Bakanımızı özellikle tebrik ediyorum. Böylesine güzel bir projenin açılışında, tanıtılmasında da memnuniyetle yer aldım. Bundan da büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hocam burada epey edebi yazılar var. İsterseniz şimdi resmi konuşmaya geçelim. Arkadaşlar bu kadar siz bilirsiniz, iletişimcisiniz. Bu yazıları bir zaman siz yazıyordunuz. Bunları okumayınca mutsuz oluyorlar. Bu kadar emek veriyoruz, göz nuru döküyoruz, gece yarılarına kadar hazırlıyoruz. İşte çıkıyor, başbakan kafasına göre konuşuyor. Bu da iyi olmuyor. Onun için ben şimdi söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi bakalım kartlarda ne var onu. Hep beraber gençlerimiz adına, gençlerimizin hayalleri adına, umutları adına heyecan verici bir gündeyiz. Bugün hep beraber vatandaşlarımıza Genç DES projesinin hayata geçirme yolunda önemli bir adım atıyoruz. İnanıyorum ki bu proje çerçevesinde gerçekleştirilecek eserler Türkiye'ye yeni ufuklar kazandıracak. İnanıyorum ki hepimize ilham verecek, yol gösterecek neticeler ortaya çıkacak. Daha büyük bir hızla değişiyor, her gün birçok yeniliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Açıkçası zaman zaman keşke bu imkanlar bizim gençliğimizde de olsaydı diye düşünmeden edemiyoruz. İdealleri olan, hayalleri olan genç insanların geçmişte nasıl büyük engellerle karşılaştığını birebir yaşadık ve gördük. Yoksunluklar, imkansızlıklar nedeniyle umudunu kaybeden, hayalleri yıkılan, ideallerinden vazgeçmek zorunda kalan pek çok insan oldu. Belki bu yüzden Türkiye nice fikir adamlarını, sanatçılarını, düşünürlerini daha yolun başında kaybetti. Onların ne bir elinden tutan oldu, ne de kendilerine imkan sağlayan. İşte bu yönüyle çok müstesna gördüğüm bu projeyi çıkış noktası olarak görüyorum. Türkiye'nin gençleri umutlarını yaşatsın, hayallerini gerçeğe dönüştürsün istiyoruz. Fikirleriyle, heyecanlarıyla, dinamik bakışlarıyla, zengin dünyalarıyla bize yeni açılımlar getirsin. Bu ülkenin gençleri, genç fikirleri ve taptaze hissiyatlarıyla ülkemize heyecan katsınlar istiyoruz. Bütün bu beklentilerimizi dile getirirken bile inanın büyük bir heyecan duyuyorum. Gençlerimizin de yüreklerinin kıpır kıpır ettiğine eminim. Değerli katılımcılar, Genç DES projesi bizim adeta üzerine titrediğimiz bir proje. Az önce ifade ettim, bu projeden beklentimiz büyük. Bu proje vesilesiyle gençlerimizin kültüre, sanata ilgisi ve katılımı çok daha artacak.
Gençlerimiz çeşitli imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştiremedikleri birçok düşünceyi hayata geçirecek. Bu eserler ortaya çıktıkça başka gençlerimize de örnek olacak, ilham verecek. Gerçekleştirilen bir projesi olmayan gençlerimiz de düşünmeye başlayacaklar, hayal kurmaya başlayacaklar. Biz hükümet olarak onların her zaman yanında olacağız, her zaman destek vereceğiz. GençDES adı üstünde gençlere destek projesi. Geçen yıl ilk adım atıldı. Proje kapsamında farklı sanat dallarında toplam 91 projeye 8 milyonun üzerinde destek verildi. Bu yıl desteği büyüttük. Az önce de söyledim. 2017 yılında 54 milyon tutarında bir kaynak ayırıyoruz. Bu yıl müzik alanındaki projeleri de destek kapsamına aldık. Ben gençlerimize buradan bir kez daha kültür, sanatın çeşitli dallarında kafa yormalarını, proje geliştirmelerine davet ediyorum, çağrı yapıyorum. Bu projelerin gençler tarafından veya gençlere yönelik olarak üretilmesi esastır. Şunu biliyoruz ki, gençlerimizin kültür ve sanata ilgisi büyük ve her geçen gün bu ilgi daha da artıyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü değerli katılımcılar, kültür ve sanatla dağarcığını zenginleştiren, kendini geliştiren genç dimağlara bizim ülke olarak ihtiyacımız var. Terörü yok etmek istiyorsak, her türlü ayrışmayı yok etmek istiyorsak daha fazla bu konulara kafa yormamız gerekiyor. Bir ülke sadece büyük yatırımlarla, altyapı tesisleriyle, fabrikalarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, havaalanlarıyla gelişmiyor. Bütün bu maddi kalkınma adımlarını atarız ama insan kalitesini, insan kaynağını yükseltemezsek, geliştiremezsek kurduğumuz yapılar er ya da geç atıl kalır, işlemez hale gelir. Çünkü her türlü maddi imkanı ve teknolojiyi kullanan nihayetinde insandır. Elindeki imkanları doğru biçimde kullanamıyorsanız bir anlamda bindiğiniz dalı kesmiş olursunuz. Bizim çalışkan, kültürlü, etkin, aynı zamanda olgun, yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Maddi güç ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlarla nasıl insanlık dışı suçların işlenebildiğine hep şahit oluyoruz. İnsan yetiştiremiyorsanız elinizdeki güç bütün insanlık için büyük bir tehdide dönüşüyor. İşte bizim arayışımız bu. Gençlerimizi hem bilgili hem donanımlı yetişsinler istiyoruz. Hem de dünyaya zengin ve derinlikli bir bakış açısına sahip olsunlar istiyoruz. Biz gençlerimiz insani değerlerini, ahlaklarını yitirmesinler, iyiye ve daima güzele yönelsinler istiyoruz. Bunun için onların kültür ve sanatla zenginleşmelerini ve ülkemizi de zenginleştirmelerini bekliyoruz. Bu potansiyel zaten genç insanların hamurunda var. Bize düşen onların önünü açmak, bunun karşılığını verdikleri eserle zaten fazlasıyla ödeyecekler.
Değerli katılımcılar, 2002 yılından bu tarafa gençlerimize destek olmak için her alanda büyük bir gayret içerisindeyiz. 15 yıldır gerçekleştirilen projelerle, verilen desteklerle gençlerimizin yolunu açmaya, geleceklerini aydınlatmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmak bizim bu millete en büyük borcumuzdur. Türkiye'nin yarınları demek, Türkiye'nin genç nesilleri demektir. Toplumun her kesimini, özellikle de gençlerimizi daha yüksek hayat standardına kavuşturmak için daha çok çalışacağız. Dev yatırımlar gerçekleştirdik. Yollar, köprüler, barajlar, tüneller, hastaneler, ulaşım ağları, iletişim ağları inşa ettik. Bu ülkeyi geleceğe hazırlamak için her geçen gün güçlenen bir altyapı kurduk. Her geçen gün büyüyen, güçlenen, zenginleşen Türkiye'nin artık insan kalitesini daha üst seviyeye çıkaracak adımlara yatırımını daha çok yapması lazım. GençTES projesi bu anlamda sembolik değeri çok yüksek bir adım olacak, örnek bir projedir. Kültüre, sanata, sanatçılara, yazarlara, çizerlere gerekli özeni ve ihtimamı her zaman göstereceğiz. Gençlerimizi yormadan, enerjilerini ve heyecanlarını tüketmeden hayallerini gerçeğe dönüştürecek imkanları hazırlayacağız. Türkiye'nin büyük iddialarına, ideallerine yakışır bir kültür, sanat ikliminin oluşmasına katkıda bulunabilirsek, bundan daha büyük bir bahtiyarlık yok. Bahtiyar olacağız çünkü bu ülkenin en büyük gücünün bu taze zihinler, bu heyecan dolu kalpler olduğunu biliyoruz. Biz bu potansiyelinin önünü açmakla aslında Türkiye'yi geleceğe taşıyacak enerjiyi açığa çıkaracağımızın farkındayız. İnanıyorum ki bu projeyle Türkiye'nin geleceğine damga vuracak büyük sanatçılar, büyük kültür adamları, kadınları ortaya çıkacak. Türkiye'nin zenginliğine zengin katacak büyük eserlerin önü açılacak. Nice gurur duyduğumuz sinema, tiyatro, edebiyat, müzik dersleri ve nice zengin sanat ürünleri ortaya çıkacak. Değerli arkadaşlar, ben çocukken karnemi aldığımda babam karneye bakardı, diğer notları bırakır, efendim spor, resim, müzik, bunları yüksek görünce ne kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyorsun oğlum. Şu matematiğe, fiziğe, diyelim ki müzik 5, matematik 4, kızardı. Müzikle, resimle, topla niye vakit geçiriyorsun? Biraz daha fizik çalış, matematik çalış, öbürlerine kafa yor diye heslenirdi bana. Niye? O köyde doğmuş, köyde büyümüş. Ömrünü fiziki çalışmayla geçirmiş. İşin zihinsel tarafına, sanatsal tarafına vakit ayıracak imkanı olmamış. Onun için hayat doğmak, çalışmak, çalışmak, ondan sonra da dar-ı dünyadan göç etmek. Ama şimdi artık önümüzde çok güzel günler var. Şimdi çocuklarımız bir yandan müspet ilimleri öğreniyor, bir yandan sosyal ilimleri öğreniyor, bir yandan da sanat öğreniyor.
Benim torun var, çok güzel piyano çalıyor mesela. Ne kadar güzel bir şey. Biz mesela hep hayal ettik bir enstrüman çalabilsek diye. Çalamadım. Yani bunları gördükçe biz eski günlerin özlemini torunlarımızla gidermiş oluyoruz. Kültür Bakanımız, Turizm Bakanımız, değerli hocamız Nabi Avcı, hem kültür hem de sanatı iyi bilen, gençleri yakından tanıyan, çok naif bir insan. Aynı zamanda Genç ve Dinamik Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya. Eksiksiz söylüyorum. Efendim, hepimizin amacı gençler. Geleceğimiz olan gençler. Mutlaka gençlere daha çok yatırım yapmamız lazım. Bizi bilgi toplumuna taşıyacak olan da gençler, ülkenin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin teminatı da gençler. Niye genç nüfusumuzla övünüyoruz? Çünkü petrol bir gün gelir biter, doğalgaz gelir biter. Bunlar mutlak üstünlükleriniz olabilir. Ama mukayeseli üstünlüğünüz ise sizi sürekli dinamik tutar. Onun için gençlere daha çok yatırım yapacağız. Gençlere yapılan hiçbir yatırım boşa yapılmış bir yatırım değildir. Bunu herkes bilmesi lazım. Hayal kuran, fikir üreten gençlerimiz için bunun da ayrı bir şans olduğuna inanıyorum. İnşallah gençlerimiz bu imkanları en iyi şekilde kullanacak ve beklentilerimizi de aşan çok değerli eserler ortaya çıkaracaklar. Değerli dostlar, kültür ve sanat alanında Türkiye'yi daha ileri seviyeye taşımak için hükümet olarak kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 15 yılda önemli yol aldık. Daha büyük hedeflere ve daha büyük kazanımlar elde etmek için çalışmalarımıza hız verdik. 15 yılda neler yaptık? Bunları da kısaca vatandaşlarımıza sizlerle paylaşmak istiyorum. 2016 yılı itibariyle Dünya Miras Listesi'ne 16 adet kültür varlığımızı sokmayı başardık. Geçici listede 69 eserimiz var. Geçtiğimiz yıl somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları tespit çalışmaları kapsamında 3110 sanatçımız kayıt altına alındı. 2002 yılında 42 olan kültür merkezi sayımız 110'a çıktı. Rakamlar doğru değil mi hocam? Ha. 47 adet gezici kütüphane ile halkımıza hizmet veriyoruz. Bak, kütüphane dediniz aklıma geldi. Ya kütüphanelere girmek festivaldi. Eskiden kütüphaneye gideceksin, öyle gireceksin. Girerken bir merasim, çıkarken bir merasim. Her gün gidemezsin, her saat gidemezsin. Büyük bir meseleydi. Hocam bir ödev vermişti. Efendim, semestr tatilinde şu ödevi yap dedi bana. Ödev de Alpullu Şeker Fabrikası'nın tarihi, kuruluşu filan falan. Yani biliyorsunuz Türkiye'nin en önce kurulan Atatürk dönemindeki şeker fabrikası. E gittik kütüphanelere, ara tara yok. Bir şey bulamadım.
Karar verdim, ya nerede bu dediler, Kırklareli'de. Düştüm yola, gittim Kırklareli'ye. Fabrikaya gittim, yalan yanlış, oradakilerin anlattığıyla ödevi hazırladım. Bir haftama mal oldu. Şimdi böyle mi? Şimdi hemen cep telefonu, bilgisayar, anan kim, baban kim, sülalesini, bütün detaylarını öğreniyorsun. Dakikasında her türlü bilgi elinin altında. Bunu kim yaptı arkadaşlar? Bu iktidar yaptı. AK Parti iktidarı yaptı. Bilgi toplumunda, bilgiye erişmede, bilgi toplumunda, internet kullanımında dünya ortalamasının üzerine çıktık. Avrupa ortalamasını yakaladı. 2006, Hakkari'deyiz. Belki İsmet Bey de var, hatırlamıyorum. Sokağa çıkmıyor insanlar. Sokakta çocuklardan başka kimse yok. Bizim etrafımızda da böyle 40-50 tane güvenlikçi göya dolaşacağız şehri. Gittik, çocuklar etrafımızı sardı. Bizle fotoğraf çektiriyor hepsi. Fotoğraf, fotoğraf. Birer birer toplu bir ton fotoğraf çektirdik. Ayrılıp geleceğiz. Peki dedim, çocuklar, fotoğrafları çektirdik. Ne yapacağız? Şimdi nasıl siz bunları edineceksiniz? Goley bakanım dedi. Nasıl goley? E-mailimiz var. E-maile gönder dedi. Hakkari 2006. Bu teröristler ne halt ettiklerini görsünler. Bu gençliğe zehirleyemezsiniz. Bu gençliğin geleceğini karartamazsınız. Çünkü dünyayı avucunun içine almış bir gençlikten bahsediyoruz. Bugün onların imkansızlıklarını istismar edebilirsiniz. Ama yarın onlar bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşınıza çıkacak. Bayrağıyla, vatanıyla, milletiyle, devletiyle bir ve bütün olarak sizlere meydan okuyacak. ...15 yılda... 140 müzenin bakımı onarımı yapıldı, ziyarete açıldı. Müze sayısı 198'e, özel müze sayısı 220'ye ulaştı. Özel müze de neymiş? Eskiden bilinmezdi. Şimdi artık insanlar müze açıyorlar. 2016-2017 sanat sezonunda 216 özel tiyatro projesine toplam 15 milyon lira destek verdik. Yıl 1973 yahut 74, o aralar Atatürk Kültür Merkezi de yeni açılmış. Orada sanatsal gösteri var falan, bize daha para lazım. Bilet bulamıyorlar. Saat 4'te gidip kuyruğa bilet alıp millete veriyorduk. Ne o? Millet gidip orada tiyatro seyredecek. Tamam, güzel bir şey. Bizi ilgilendirmiyor da biz bizi bilet ilgilendiriyor. Bileti alıp veriyorduk. Oradan yolumuzu buluyorduk. Şimdi her tarafta sanat, her tarafta tiyatro, her tarafta etkinlik. Nereden nereye geldik? Devlet Opera Balesi 2016-2017'de sanat sezonunda çocuklara, gençlere yönelik tam 90 temsil vermiş. 28 bin seyirciye ulaşmış. 2005 yılından bu tarafa kültür, sanat, uzun metrajlı film, belgesel, senaryo çalışmalarında desteklerimiz devam ediyor. Kültürel etkinlik alanında yaklaşık 1400 projeye önemli ölçüde maddi destek sağlandı. Uzun metrajlı 420 film projesine katkı verildi.
Toplamda 2000 belgesel ve amatör yapım çalışmasına parasal destek verildi. Saygıdeğer katılımcılar, biz bu güzel ülkeye, Türkiye'ye, bu millete, bu ülkenin gençlerine her zaman güvendik, her zaman inandık. Bunu en son 15 Temmuz gecesi gördük. 15 Temmuz gecesi bu ülkenin gençleri apolitiktir. Memleket meseleleriyle uğraşmaz, boş işlerle uğraşır diye acımasızca eleştirenler göğsünü o tanklara, toplara, mermilere siper eden, hayatını seve seven, bayrağını dalgalandıran gençleri gördüler. Bu alçak darbe girişiminde şehit olan bütün gençlerimiz de dahil, hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, selamet diliyorum. Gençlerimizden güç aldık, gençlerimize destek verdik. Gençlerimiz geçmişte Türkiye için potansiyel tehlike olarak görüldü. Pek çok alanda yok sayıldı, dikkate alınmadı. Göreve geldiğimiz ilk günden bu tarafa birçok alanda gençlerin önünde durulan engelleri birer birer kaldırdık. İnşallah milletimizin de anayasa değişikliğine vereceği onayla 18 yaşını dolduran gençlerimiz de artık siyasetin içerisinde olacak. Bu faslı anlattım ama yine de buradan tekrar edeyim. Bugüne kadar gençler seçilsin ama seçilmesin dediler. Gençlerimiz bugüne kadar sandığa gidip oy verdiler ama ülkelerine hizmet etmek için aday olamadılar. Yeni anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e düşüyor. Ben anlamıyorum, CHP niye karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir gün. Yeni şeyler söylemek lazım. AK Parti yeni şeyler söyleyen, yeni şeyler yapan bir iktidardır. Bu anayasa değişikliğinin çok abartıyorlar. Efendim rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor. Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor. Biri ayağını kaldırıyor, biri aynı yere basıyor. Mecliste de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da kol kola hayırcılar korosuna katılacaklar. Peki, ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey Milli Şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor. Bu değişikliğin sebebi CHP'dir. 2007'de millet iradesine karşı durdu, cumhurbaşkanını seçtirmedi, icatlar ortaya koydu. Millet, sen mi seçtirmeyensin, ben seçiyorum dedi. Cumhurbaşkanını kendi seçti. Şimdi yaptığımız iş, orada yarım kalan işi tamamlamak. Bunun dışında bir şey yok. Anayasanın özü budur. Başkanını, cumhurbaşkanlığı kendi seçiyorsa yetkilerini de o verecek. Sorumluluğu da o verecek. İki sandık arasında görevi verecek, hesabında soracak. Olay bundan ibaret. Kimse abartmasın. Ne rejim derdi var, ne de Türkiye'nin bölünme kaygısı var.
Aksine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ülke bütün mezhepleriyle, meşrepleriyle herkes daha çok kucaklaşacak, daha çok kaynaşacak, milli irade daha da hakim hale gelecek. Bu güzel destek gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu arada tabii anayasa değişikliğinin de ufak bir tanıtımını yapmış olduk. Hocam, yeni projelerde Milli Eğitim Bakanımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanımız gençlere yönelik yeni işlerde, yeni projelerde bir araya gelelim. Her türlü projenize katılmaya hazır olduğumu şimdiden peşinen beyan ediyorum. Bizi izleyen vatandaşlarımıza ve tüm katılımcılara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, Genç Dans lansmanı burada sona erdi. Teşrif eden başta güçlü Türkiye'nin güçlü başbakanı olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hepinize aydınlık dolu yarınlar diliyoruz. Sağ olun, var olun.